ne kadar sıklıkla araba kullanırsınız, araba kullanmayı sever misiniz? Efendim, arabayı kullanmayı seviyorum. Konya-Ankara arasında sık sık araçla seyahat ediyorum. Konyalı'nın hala taksiye binme alışkanlığı çok yok. Çünkü Konya'da ulaşım çok rahat. İster dolmuşlarla, isterseniz efendim tramvayla. Ayrıca Konya'da bisiklete binme imkanınız var. Konya, bisikletin en çok kullanıldığı şehir. Ama buna rağmen müşterisiz kalacağımız kanaatinde değilim. Çünkü Türkiye'de, Konya'da turizm ciddi manada gelişiyor. Şu anda turizmde 2,5 milyon civarındayız. Ben müşterisiz kalacağımız kanaatinde değilim. Efendim, son olarak ehliyetiniz yanınızda mı? Ehliyetim yanımda, yıllardır var, epeydir. Yani 70'li yıllardan beri ehliyet sahibiyim. O zaman rastgele. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Selam, hoş geldiniz efendim. Tapuya hocam. Tapuya. Hoş geldiniz. Herhalde başka bir yerden geldiniz. Nereden? Yok, Konyalı. Konyalı mısınız? He. Eyvallah. Acelemiz var. Bir acele işi oldu hocam. Hayırdır inşallah. Hayır. İşlerinin işimiz olmasın. İşler iyi gibi o zaman. Yok hocam ya. Bir tap alacağız da işte bizim bugün bitirip dönmemiz gerek. Ereğli'ye dönüyoruz. İnşallah ama yani şey almak için de yani topu almak için de paraya ihtiyaç var. Aynen öyle. Devletim var, milletim var. Efendim, kemerinizi bağlamadınız ama değil mi? Onun için atıyor. Ya. Yani ama bağlı. Konyalılar genelde kurallara uyar. Ya ben polis emek için bana. Polis? Aynen öyle. Olmaz. En çok senin uyman lazım. Ben uymuyorum işte. Niye? Yani. Niye diye alışkanlık yapmamışız. Ya olur mu öyle şey? Olur mu ya? Ama ceza yazarken yazıyorsunuz. Ya idare et diyoruz işte. Biz kendimize bile yazıyorlar vallahi inan. Yazacak tabii canım. Kanun var memlekette. Ya aynen olur öyle. Mu? Herkese yazıyorlar. Herkese bazen yazıyorlar. Bazen idare ediyorlar da bazen de yazıyorlar. Yazıyorlar. Bence de yazmaları doğru ama. Aynen. Yazmaları doğru. Artık biz bunu koymalıyız yani. Takmalıyız. Şuna bindin mi bağlaman lazım. Tabii. Yani bu olmazsa olmaz. Bana verin bir şey. Tapuya gidelim. Nereden alıyorsunuz araziyi? Ereğli'den mi? Yok. Bosna'dan. Nereden? Bosna'dan. Hayırlı olsun. Ama Konya'da ev fiyatları ucuz ha. En uygun zaten Konya'da. En uygun Konya'da. Ben de Konyalıyım efendim. Sıfır bina. Maşallah. Merkez mi? Aslen Cihanbeyli'yim. Cihanbeyli'nin İnsuy diye bir köyü var. İnsuy'u çok iyi bilirim. Öyle mi? Nereden? Ha. Hayırdır? Benim meslektaşımın biri İnsuy'u. Bir de şey var. Kim o? Eyüp. Şurada şeyde kamyon garajında. Soyadını söylesen bilirim. İyi. Eskile yakın mı orası Aksaray'a? Eskile yakın. Daha doğrusu şöyle, Eskil bir yolu bizim caminin içinden geçer. Gölyazı diye bir kasabamız var. Heh. Oradan geçer Eskil'e gider. Onun için Eskil'le bir bağlantımız var. Siz ben Eskil'de öğretmenlik yapıyorum da. Tamam. Oraya yakın. Mustafa Baloğlu'nu tanın mı? İyi tanırım. İyi arkadaş ama. Vekillerden memnun musun? Vallahi şimdi 30 senedir burada olduğumuz için. He. Pek öyle arada bir gider geliriz yani. O kadar. Buradaki vekilleri tanımıyor musun? Buradaki birkaçını tanırım. Kimleri tanın? Atilla Kart'ı tanın. Ya o zaman iyi. Bizim partidensin sen. Helal olsun sana. Güzel. Mustafa Kabakçı'yı tanırım. Mustafa Kabakçı'yı tanın. O da şöyle. Mustafa Kabakçı'nın kardeşi ev satıyor ya şey. He. Kim o? Otobarın orada. Kim o? Vallahi Sinan Kabakçı mı? Hacı diye biri var. Bir biraderi var. Olabilir. Bildim. O da var. Anladım. Ama Konya fena şehir değil ya. Konya'yı seviyorum. Diğer şehirlere gidiyorum. Şu rahatlık, yolların genişliği. Yani mesela başka hiçbir şehre gitmem. Konya'ya geldim, keyif alıyorum. Adı da Meclis Taksi ama. Bunun mu? He. Yani Meclis Taksi, adı Meclis Taksi. Doğru hocam. Adı Meclis Taksi. Görevli falan mısınız? Ben mi? Evet. Yok efendim, ben... Ben Mustafa Kabakçı'yım. Yani evet. Evet. Geçen bir başkan da yapmıştı. Nerede? Reklamda görmüştük haberde. Pekala. Kamera var orada. Yani bir miktar kamerada gözüküyor. Aynen öyle. Ama gene de yani. Biz fark ettik ya, de. Yakayı kurtardık gene. İyi ki beni yani dedin ki birini tanıyoruz. Evet. Çünkü... Kamerayı gördüm de acaba dedi. Zaten Meclis Taksi'yi görür görmez haberde görmüştük ya. Eyvallah. Bugün Meclis Taksi şeyde,
Konya'da. Hem Konya'yı gezelim. Çok iyi. Hem Konya'yı tanıtmış olalım. Doğru ki dedim, doğru. Allah var. Burası Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Şehrimizi aynen, seviyoruz. Evet. Şehrimizin her halinden de memnunuz ama evet, gelecekte çok daha güzel bir şehri inşallah İzmir. İnşallah. Yani evet, Türkiye'ye sunacağız. Partiler memleketlere hizmet için. Ama bizim hiçbirimizin birbirimizle kavgası yok. Yok. Neticede en iyi hizmet eden gelecek, aynen, hizmet etmeyen gidecek. Söylediğimiz bu. Aynen yani öyle. Biz aynen bu ülkeyi öyle seviyoruz, tabii, bu milleti seviyoruz. Tabii, tabii, tabii. Biz hizmetkar olmak için geldik. Vekil olarak gayemiz de bu. Siz şeyde Eskil'de devam mı şimdi? Evet, çalışma? Eskil'de. Eskil'de devam okulayız ediyorsunuz. İlkokul öğretmeni mi? Orada Türkçe öğretmenim. Türkçe. Ben yıllarca ilkokul öğretmenliği yaptım biliyor musunuz? Hmm. O civarda da çalıştım ama Altınekin'de çalıştım. Altınekin. Altınekin'de, Eskili filan da bilirim. Cihanbeyli deyince çok yakın. Cihanbeyli'de, merkezde de çalıştım. Bir de Cihanbeyli olunca Cihanbeyli'yi de seviyorum. Öğretmenliği de seviyorum. Öğretmenliği önemsiyorum yani. Ciddi manada önemli. Ben şöyle sayın durayım, sizi şurada indireyim. Sağ olun. Oldu mu? Sağ olun. Oradan dönüş yasak çünkü. Sağ olun, Allah razı olsun. Yetelim. Tamamdır. Gördüm. Tamam, gördüm. Bir şey yok efendim. Siz şöyle uygun bir taksi. İnşallah iyi şoförsünüz. Ya bir sıkıntı yok şoförlüğümde. Gelelim, teşekkür ederiz. Efendim, borcumuz ne kadar? Efendim, teşekkür ediyoruz. Borcunuz yok. Biz memnunuz. Efendim, ben oldu. Teşekkür ediyoruz. Kardeş, teşekkür ediyorum. Hadi. Bin götüreyim seni ya. Selamünaleyküm. Hamdolsun, sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun. İyisin. Sağ ol bakalım. Hoş geldin. Hadi görüşürüz inşallah. Nereye gidecek? Ben Zafer'e. Hayırdır çok... ya, ne yapacaksın Manga'da? Emekli maaşım var. Emekli abi, maaşın. Memnunsun inşallah değil mi? Ben Derecan Kebir mahalle muhtarıyım. Ya helal olsun sana. Derecan Kebir mahalle maşallah. Mahallenin adını bir daha söyle. Dere var ya, Meram Dere. Bildim de Meram Dere'yi. Cami Kebir Mahalle. Cami Kebir, büyük büyük caminin evet. Büyük Cami Kebir Mahalle muhtar. Dere iki muhtarlık. Maşallah, nereden emekli oldun? Ben sigortadan. Sigortadan. Nerede çalıştın? İnşaat. İnşaat. Mesleğim inşaatçılık. Maşallah, ama genç duruyorsun ya. Vallahi sen he? Vekilim yani, Allah'ın ayetini ben hareketsiz yapamam. Maşallah. Her zaman halka hizmet, hakka hizmet amacıyla gidiyorum ben. O kadar. Vallahi o kadar. Böyle. Yüzünde pırıl pırıl ama. Allah razı olsun. Kaç görünüyor yaşım şöyle? Vallahi şöyle baktım samimi olarak 65 civarında gözüküyorsun. Ne kadar yaş? 16 diye koyabiliriz. 16 daha. Ya Allah nazardan saklasın. Allah Hacı, Hacı teyze de sağ mı? Keyfine diyecek yok o zaman. 6-7 senedir yok o. Etme. Vefat etti ya. Aha. Bir tane de bulmadım. Niye? Vekilim. Şimdikilerde hayır mı var ya? Niye? Hepsinin maaşı var. Tenezzül mü derler, evlenme ya. Ya bu bizim hükümetle bu maaşı bağlamakla iyi yapmadı mı bilmiyorum. Vallahi hepsinin cebinde para dolu vekilim, anlaşıldım. Ne bekar bilirler, ne şey bilirler. Ya, varmazlar. Varmazlar. Varmazlar abi. Ya bu doğru değil ya. Doğru değil yani. Ya. Doğru değil bu ya. Ama bunlar bilmiyorlar. Yani ya. Bu... Bence şunu başbakana söylemeliyiz ya. Şöyle bir şey yapmalı sayın başbakan. Demeli ki dulken eğer iki tane dul evlenirse maaşlarını kesmeyeceğim. İki maaş vereceğim. İki maaş vereceğim. Maaşlarını bir miktar artıracağım demeli ya. Vallahi vekilim yani durumlar böyle olduğu için çok bekarlar var. Sonra çok böyle para yüzünden ayrılıp boşananlar var. Ya. Adam paraya tenezzül diyor mesela. Ya doğru değil o ya. Vallahi doğru değil. Bu yaştan sonra yaşlılıktı yani bekarlıkta zor kaç ya. Zor efendim ama çocukların yanında kalıyorum, bakımım iyi yani. Allah onlardan razı olsun. Çocuklar bakıyorlar. Bakıyor, elhamdülillah, sıkıntım yok. Sayın vekilim, muhtarlara maaş yapıldı. Ocaktan itibaren başlayacak. Doğru. Bu eskiler faydalanamayacak bundan. Doğru. Şimdi maaş çok diyor, aday çoğalacak. Aday bir miktar çoğalır maaş. Vallahi çoğalıyor. Ama şöyle yani muhtarlığı maaştan öte böyle şeref gibi düşünmek lazım ya. Yani para için yapılmaz muhtarlık. Para için yapılır. Sanım olarak yapılır. Hizmet için yapılır. Allah'a maaşır. Bence bir muhtarlık. Bir eser getirmek için yapılır. Muhtarlık şeref görevi. Ne demek parasını ya? Parasını düşünmemek lazım. Allah'a şükür. Ama şunu söylemeliyiz. Bak şu anda ben de tanıyorum. Evet. Bir sürü yaşlı insan. Bunlar evlenemiyorlar. Niye evlenemiyorlar? Evlenemiyorlar. Hanımefendiler diyorlar ki biz evlenirsek maaşımız kesilir. Evlenmiyor. O zaman biz bir düzenleme yapmalıyız. Yani ben vekil olarak götürüp şimdi, bunu takdim şimdi ediyorum. Vekilim bir de şu var. Adam resmen boşanıyor kocasıyla, maaşa bağlanıyor. O bak, çok ayıp. Bak bunun insanlıkla bak, Müslümanlık alaka çok yok ki. Çok özür diliyorum, o haram resmen.
Ama bilmiyor kadın. Para evet. için değişiyor. Resmen beraber yaşıyorlar. Evet. Resmen boşanıyor. O doğru değil. Ya bu nasıl boşanıyor? Bir mahkeme anlatın boşanmak için 3-5 sene devam ediyor. Evet. Bunlar nasıl bir anda boşanıyor? Ya. İşte karşılıklı rıza olunca mahkeme bilemez onu. Bilemiyor. Adam ikisi de varıyor diyorlar ki biz artık boşanmak istiyoruz diyorlar. Bir ara geldiler bana anlaşıldı mı? Böyle bir anlatayım mı? Babasından maaş alıp da birlik yaşayan var mı diye. Evet. Ben bildiğimi söyledim. Valla adam resmen boşanmış. Birlik yaşıyor kocasıyla. Aha. Ve senin olan senin görevin doğruyu söylemek. Benim görevim doğru ama doğru bunu söylemek. Devlet araştırması lazım devamlı. Doğru. Doğru. Devlet de araştırıyor da. Yine işte bak, de. Yani AK Parti döneminde şöyle bir şey de başlattık. Vatandaşın söylediğini esas alıp güven üzerine bir yani yapı inşa edelim istiyoruz. İstiyoruz ki vatandaşımıza güvenelim abi. Vekilim biliyorum. Allah razı olsun. Yani her hizmetten memnunuz yani. Eyvallah. Allah razı olsun. Onun için bankaya ben, geçmeyelim. Ben, yok geçtim bankada. Ben şöyle burada sağda durayım. Sohbet yapalım diyerekten. Tamam. Allah razı olsun. Kusura bakma. Bir daha denk gelmez. Tamam. Biz bir gittik geldik Ankara'ya. Meclise. He. Allah'a şükür başbakanın anasının grup toplantısını dinledik. Şey ettik. Bana bir geldi 50 kişi falan ama sen var mıydın içinde? Muhtar derneğe Muzaffer getirdi. Muzaffer değil. Bizimki şeydi. Kimdi? Yeni başkanla gittik. Öyle mi? He. Yani bir grup geldi, 50 kişilik falan bir grup geldi. Balıoğlu vardı. Tamam, Mustafa'nın oraya da vardı. Balıoğlu anlaşıldı mı? Tamam. Sekreterin şey etmiş, görevlendirmiş. Doğru, Mehmet Akif bak. Çok teşekkür ediyoruz. Gittik geldik, fotoğraf çekildik, İşleri Bakanı'yla tokalaştık falan. Çok iyi. Allah razı olsun, bana anlaşıldı mı? Büyükşehir Belediyesi'nden, Meram'dan bilmem. Çalışma teşekkür mesajları, şeyler, levhalar verdiler. Tebrik ediyor. Tebrik ediyor. Allah. Çok Allah sana hayırlı ömürler versin. Sağ ol. Allah razı olsun. İnşallah hayırlı birinde nasip etsin sana da verelim seni ya. Nasip inşallah. İnşallah. Dua et. Allah'ım her şeyin hakkısını hayırlı olsun. Amin. Amin. Hayırlı usta. Vazifeler. Sağ ol. Çok Allah teşekkür. Razı olsun. Bak. Sağ ol. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Konya Milletvekili Mustafa Kapakçı. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Adını duyarız da kim olduğunu bilmeyiz. Adı şöyle bir şey. Ben şimdi biraz önce yanımdaki biriyle konuşuyoruz. Konya vekillerini tanın mı diyorum. Attila Katı bir de Mustafa Kabakçı'yı tanıyayım. Benim hayır benim ismim de ismimi duyan çok ama. Şahsen tanıdığımız. Şahsen tanıma konusunda sıkıntı. Memnun olduk. Efendim kolay gelsin. Bunlar bizim köylümüzmüş. Durun bakalım. Dur bakalım bir paytoncu. Bir dur. Ben Kabakçı benim. Nasılsınız? İyisiniz? Nasılsınız? İyisin. Hamdolsun. Ayşe Yaşar Türkmenoğlu görümcem olur. Bilirim. Ayşe bilirim. Beraberiz. Arkadan lütfen. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Nereye gidiyoruz efendim? Akıncılar Park. Akıncılar. Peki. Hoş geldiniz. Akıncılar Parkı bu Sile yolundaki yer değil aynen mi? Aynen. Tamam efendim. Yenisin herhalde. Efendim, bizim arkadaş emanet olarak bıraktı aracı. Ha. Mecburen onun için bir miktar biliyor. Yani Konya'yı tanıyorum. Evet. Ama sormakta da fayda var. Müşteri kızıyor çünkü nereye götürüyoruz diye. Onun için ona dikkat ediyor. Siz öğrencisiniz mi? Ben mühendisim. Mühendisin maşallah. Evet. Nereyi bitirdik? Ben Danimarka Teknik Üniversitesi. Danimarka Teknik Üniversitesi. Evet. Hoş geldin. Hangi şehir? Kopenhag mı? Kopenhag'da. Evet. Kopenhag'a geldim. Aynen. Nerede sizde bir deniz kızı diye bir heykel var. Var. Değil mi? Belediye. Siz de mi? Danimarka'dasın. Aynen. Aslen nerelisiniz? Konya'dayız. Kulu Konya. Kulu nereden? Kozanlı mı? Kozanlı. Ya Kozanlı epey meşhur. Doğru. Kozanlı'yı yani. Biliyorum çünkü. Doğru. Çok var. Kozanlı'yı biliyorum. Hoş geldiniz. Nasıl? Hoş Konya'yı olun. Nasıl buldunuz? Konya'ya bayağı değişim var. Yani iki senedir gelmiyorum ya. Bayağı yani güzel, iyi işler yani. Güzel şeyler yapılıyor. Aynen. Mesela bisikleti kullanabiliyor musunuz? Burada biliyorsunuz duraklarda bisikletler var kiralayabileceğiniz.
Evet, bisikletler doğru var ama hiç kullanmadık. Evet. Anladım. Konya'da biliyorsunuz. İcraat herhalde. Evet, aynı zamanda şey de var Konya'da. Böyle bisiklet yollarımız var. Yaklaşık 100 kilometre kadar. Evet. Bisiklet yollarında rahat gitmeniz de mümkün. Doğru. O büyük döner kavşak var ya. Bildim. Orada bir bisiklet yolu gördüm. Bisiklet yolunun ortasında bir ağaç vardı. Aha! Altta resmini bile çektim yani. Telefonun yanı değil de. Yani şeyin, bisiklet yolunun ortasında. Bunu derhal Tahir Bey ile konuşmalıyız. Yani Tahir Bey'e bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza söyleyelim. Yani ben bayağı bir güldüm yani. Değil mi? Olacak şey değil. Şu andaki hedefiniz ne? Ben şu andaki hedefim yani şu an iş bulmak. Yani 5 hafta oluyor benim okula bitileri. Evet. İş bulmak, iş arıyorum şimdi. Şeyde bulacaksınız. Peki ya doktora, master yapmayı düşünüyor musunuz? Aslında ben master yapmayı düşünüyordum. Master yazıldım okula. Yani evet. O da ikinci aydı. Şeyde yine Danimarka'da. Danimarka'da evet. Çok iyi. Yani ikinci aya kadar iş bulmaya çalışacağım. İş bulamazsam master yapacağım. Master yapacaksın. Evet. Yani orada iddialı olmak lazım. Evet. Orada esasında şöyle. Mesela yurt dışında şu anda çok kardeşlerimiz var. Evet. Kendi aranızda bir network'ünüz olmalı. Aynen. Birbirinize bağlantınız olmalı. Aynen. Mesela oradaki firmalara siz danışmanlık yapabilmelisiniz. Eğer mühendis alacaksa sizi bulmalı. Evet. Ama siz üniversitedeki insanlarla işbirliği yapmalısınız. Hı. Ve onlarla beraber bir güç olmalısınız. Aynen. Çünkü eskisi gibi değil Türkiye artık. Şükürler olsun. Şu anda daha çok güvenebileceğiniz güçlü bir Türkiye var. Evet. Efendim şimdi sizinle tanışalım mı? Tanışalım. Efendim benim ismim Mustafa Kabakçı. Kabakçı. Ben Konya milletvekiliyim. Yani parlamentodayım. Evet. Şu anda sizinle beraber yani kameralarda beraber gidiyoruz. Evet. Zannediyorum TRT'de bu programı beraber seyredeceğiz. İnşallah. İnşallah. Yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar diye bir başkanlık kuruldu. Evet. Başbakan, bir başbakan yardımcımıza bağlı. Evet. Oranın vasıtasıyla biz artık dünyanın neresinde bir vatandaşımız varsa evet. ondan haberimiz olacak, onun bizden haberi olacak evet. ve bütün imkanlarımızı birleştirerek hem milletimizin geleceğine hem ülkemizin geleceğine hizmet edeceğiz. İnşallah. Bundan sonra sahipsiz hiç kimseyi bırakmak yok Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani yurt dışından insanları düşünüyorsunuz yani. Tabii ki. Yani. Tabii ki düşünüyoruz. İnşallah. Tabii ki düşünüyoruz. Kozanlı'ya gittiniz mi? Bu sene nasip olmadı. Olmadı mı? Arkadaşlar zaten yarın gidiyor. Yarın öyle mi? Sizin yani. Orada bir Gökgöl diye bir yer var. Gökgöl he. Gökgöl. Gittiniz mi oraya? Ben gittim bayağı. Ya gittim. Gittim. Güzel bir yer ama orası. Çok güzel. Orada göçmen kuşları falan var yani. Göçmen kuşları var. Seyir alanları var. Aynen. Evet. Biz böyle siyaset yapınca köyleri mecburen tek tek dolaşıyoruz. Evet. Kozanlı'nın belediye başkanı var. Ama Tahsin. Oraya da bir şey var. Orada çevre çok pis. Çok pis. Bakıcı doğru. Yani çok plastik atık her şey atmışlar. Ya. Yani. Orada yazlık. Yani çok güzel bir doğal mekan, alan, doğal mekan. Alan. Yani doğru. Orayı da pisletmişler doğru. yani. Bakımsız efendim, kalmış biraz. Şöyle bir şey. İnşallah bununla ilgili evet. bir gayret göstereceğiz hep beraber. İnşallah. Yani dünyanın bize ait olduğunu ve bize ait olan yerlerin de temiz olması gerektiğine evet. inanmamız lazım. Bunda daha dikkatli olmamız evet. lazım. Daha dikkatli olmamız lazım. Danimarka'nın biliyorsunuzdur belki iyi bir çevreci kültürü var yani. Doğru. Doğru. Orada bu işte hassasiyet evet, daha Türk yüksek. Türk insanlar biraz bundan yoksun kalmış öyle diyeyim yani. Mısır'daki olayları falan takip ettiniz mi? Takip ettim. Nasıl buluyorsunuz orayı Suat? Yani ne diyeyim bizim bir 28 Şubat olayının aynı. 28 Şubat'ın aynısı. Aynı. Yani şöyle bir şey bir kere artık bu ülkelerde demokrasi yerleşme, halkın tercihine de saygı göstermek. Tabii. Yani kalkıp bundan sonra kendi halkını katletmek, silah zoruyla düşünceleri değiştirmeye çalışmak doğru bir davranış kesinlikle değil. Mesela Suriye konusunda doğru değil. Tabii ki. Taksim'deki tabii. olayları gördünüz mü? Orayı da gördük yani. Aynı. Orayla ilgili düşünceniz düşüncemiz de yani aynı öyle. Dış güçlerin işleri diyorum yani. Dış güçlerin işleri. Yani artık ülkemizin huzurunu kimse bozmamalı. Kesinlikle. Daha düşünceleri varsa demokratik bir ortam var. Herkes düşüncesini ifade etmeli. Ama çevreye zarar vermek, ülkeyi tahrip etmek, aynen. ülke ekonomisine zarar vermek. Bu kimsenin aynen. faydasına olmaz. Bunlar kimsenin faydasına olmaz. Doğru da değil. Doğru da değil. Ve herkes şu anda tek tek takip ediyor bunları, değil mi? Kesinlikle. Çok iyi. Efendim sizleri tanımış olmaktan çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Şimdi gelirsem ne diye arayacağım sizi Kopenhag'da? Malik Başoda. Malik Başoda. Senin ben ismi? Ben de İshak Korkmaz. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi buyurun.
Efendim taksi arzu eder misiniz? Buyurun. Taksi arzu eder misiniz? Götüreyim. Bugün kampanyamız var. Nereye? Nereye istersen oraya. Evin neredeyse. Evim buradan doğru gider. Hadi şimdi götüreyim. Bin. Bin Aleyna. Gel gel. 40 yılda bir gel sen ya. Bin sen ya. Bin. Teyzeyle beraber götürelim sizi. Gel. Sen arkaya bin, arkaya. Kemer bağladılar önde. Sağ hadi. Hadi bin bakalım. Yürü. Gidiyoruz şöyle. Hayırlı günler olsun. Sağ ol. Alışveriş yapmışsınız. Evet. Maşallah. Bulaşık makinesi aldıydık. O da gelmedi de. Aha. Niye gelmedi? Onun için geldik. Yarın öğlenüstü geleceksin, varacak dediler. Bulaşık makinesi eskiden vardı. Yeniledin yoksa yeni mi alın daha? Yeni eve taşıyacağız. Allah kısmet derse de öyle. İlk defa. Ha, ilk defa. Evet. Geç kalmışsın ya. Geç kaldık. Çok o zaman geç bak yengemin kıymetini bilmemişsin ha. Bilmedim. Yenge yenge aldı. Hanım yeni mi? Yeni hanım. Aha. Aha. Güzel. Allah geçim düzen versin. Sağ ol. Allah razı hanım olsun. Hanım 11 aylık. Maşallah. Maşallah. Allah mesut etsin inşallah. İyi olmuş. Kaç İyi tane olmuş hanım öldürdün diye soruyor. Bu hayır. Beşinci. Sordu. Ya beşinci hanım mı? Dördü öldü ama. Kader utansın, başka bir şey demem. Kaç çocuk var? Çocuk 3 kız 1 oğlan var. Evet, 4 hanımdan. Yok yok. İlk hanım. İlk hanım. Hanım. İlk hanım. Ondakiler öldü, ondan sonrakilerden olmadı. Evet. Olmadı zaten. Ya bu da kader ya. He. Bu da kader. Onlar yaşlı. Zaten aldığımın 3'ü de tesadüfen bilemezdi. Çocuksuz bayanlarıydı. Çocuksuzdu. Çocuksuz bayanlarıydı. Efendim. Bunun da yaşı müsait, çocuk olmaz zaten. Tamam. Ama ahir zamanımda bir de olsa mı diye böylece düşündüm. Düşündün mü? Düşündüm bir de olsa mı filan da, ama bu da olmaz gayrım. Olandan ne hayır gördük de dedik. Olacaktan ne hayır göreceğiz. Olsun ya. Çocukta güzellik evde ya. Evet. Çocukta güzellik olsun. Bir şey olmaz. Allah'ın başlarını ağrıtmasın. Amin. Amin. Ne iş yaptın daha önce? Emekli oldun ben herhalde. Ben Konya Belediyesi'nde şoför olarak emekliyim. Emeklisin. He. Maşallah. Kaç yıl oldu emekli olalı? 80'de emekli oldum. 80'de emekli oldun. Güzel. Senin belediye başkanı kimdi o zaman? O Yılmaz Kulluk. Yılmaz Kulluk'tu. Anladım. Hem de samimi arkadaşıydık. Yılmaz Bey'le. Çok da samimi arkadaşıydık. Allah aşırı hatta. Allah rahmet eylesin. Mümtaz'la tanışırım ben. Buyur. Mümtaz'ı bilirim. Öyle oğlunu mi? He. Hmm. Mümtaz'ı bilirim. Evet, evet. Aşırı yani birbirimizi kesin görürdük yani. Maşallah. Günlük. O zaman tanışalım seninle. Karkınlı Mehmet Kirtişliler bana şimdi şuradan tut eve kadar bilirler. Herkes bilir. Evet. Konya vekillerini tanın mı? Onlarla fazla şeyim olmadı. Biz avratlara bilezik bozduruyoruz. Altının fiyatı kaç paraydı, kaç paraya çıktı. Ya altında yükselme ama altın dünya borsasıyla ilgili. Tuttu, şimdi bir şeyden alacak kaç para sen... Şöyle dönüyorum, sola doğru. Dönüyoruz, seyirden alacak olsak 1 liradır. Anladım. 1 lira kaç para? Eskiden kaç paraydı 1 lira? Anladım, anladım, anladım. Ben kendim İmam Hatip okudum, ona da okuttum burayı çocukluğunda ama... Fakat bilmiyorum neden ise... Pek... Randımanlı değil yani. İyi olur. Doğru gidiyor. Dua et ya. Dua et de iyi olsun ya. Kızma. Buyur. Benim adım Mustafa Kabakçı. Duydun mu hiç? Çok duydum. Kabakçı. Milletvekili de var Kabakçı. O benim işte. Öyle mi? Allah Allah. Mustafa Kabakçı benim. Şaşırdım. O bakalım ya. Sürpriz oldu. Bugün bu araba da bu Meclis Taksi diye bir program var ya. Evet. Konuştuklarını aldık şimdi. He, ben Bessever evlendim dedim. Evet. Bessever neyle evlenir? Bu altının onunu koyuvurdu böyle. Doğru. Doların onunu koyuvurdu. Mazutun onunu koyuvurdu. Doğru. Kapının önünde araba var binemiyorum bak. Yapma ben ya. Bir emekliyim. Anladım. Bir emekliyim ben. Ya şimdi şöyle. Bu dediğin hepsinin samimi olarak dış pazarlarla ilgisi var. Yani şu anda altını biz indirmeye kalksak da dünya piyasası var. Altın artık Türkiye eskisi gibi şöyle. Ama dünyada bak ben Amerika'da kendim de kaldım. He. Başkanım Amerika'da da kendim kaldım. Mazot, benzin iyi, don. Evet. İlk hanımımla da gittim Amerika'ya. Maşallah, maşallah. Yengeyi de götürecek mi? Bunu hacca götüreceğim. Şuradan çeşmenin ondan sola döneceğiz efendim. Tamam dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum sola. Buradan nasıl gireceğiz? Şuradan girecektik herhalde. Şuradan girilir. Girilir mi? Girelim. Girilir burada. Girelim inşallah. Tekrar sana. Tekrar sana da karşıdaki sağdaki sarı ev benim. Şu. Heh.
Maşallah maşallah. Satlık diye de kağıt yazılı var. Niye? Öbürü. Karşıda. Niye yazdın satlı? Güzel ev o. Satacağım burayı. Sattım da yani. Satmayı değil gidip, sattım da. Gidip apartmanı az götürün. İleriden daire. Niye? Burada rahatsın ya. Evinde güzelmiş. Ev güzel. Ev güzel ya. Ev güzel. Ben olsam burada rahat ederim ya. Şimdi buyurun bir de buradan bir çay içelim. Allah razı olsun. Karnınız nasıl bilmiyorum. Hanım diyor ki bak dedim bu beşinci hanım. Hepsi aynı yaştaydık. Bunu dedim öldük. Dördüncü bu inşallah ben bundan ölmüş ölürüm. Estağfurullah. Allah birbirinize efendim, hayırlı ömürler versin. Dua olmaz. Etmek lazım. Bu işler hayırlı belli olsun. Olmaz ama şimdi İsmail'de düğün var. Canım isterse gideceksin şimdi. Bunu mecbur adet böyle durduk, tabii. Durduk durana uyduk hazır olma. Uyacağız buna. Doğru. Bu beşinci uymazsan işte. O kadar. Onun için şimdi laf yok buna. Anladım. Buna laf Allah yok. Ağzınızın tadını bozmasın. Hadi sen bize dua et. Dua et. Hadi görüşürüz. Aleykümselam. Hayırlı işler abicim. Sağ ol efendim. Buyurun. Selam aleyküm. Aleykümselam efendim. Hayırlı işler, hayırlı günler. Hayırlı günler olsun efendim. Nereye gidiyoruz efendim? Abi Mevlana'ya doğru gideceğiz hocam. Mevlana'ya doğru. Tamam abi. Nasılsınız? İyisiniz? Allah var, kederler yok. Çok şükür. Şükürler abi, olsun. Kimle abi kimle tanışıyoruz, kimle bu? Hayırdır? Nereye biz gidiyoruz? Biz de taksiciyiz. Mevlana'nın oraya gidiyoruz. Öyle mi? He. Biz ya. De Mevlana'nın oraya bir işimiz var da. Ha, ne yapacaksınız Mevlana? Ya abi gazeteciye gideceğiz. Bir arkadaşımız var da. Öyle. Ya bizim maaşlarımızdan %15 para kesiliyor. Kim kese? Devlet. Yapma emekli ya. Olduğumuz için. Niye? Valla çalıştığımız için. Konya'da taksiciliği biliyorum işte. Ben evet. De taksicisin. Taksiciyim. Biz durumumuz sakat yani. Zavattan beri aldığımız yemin ediyorum 15 lira para vallahi billahi. Niye abi? Abi işte yok zaten. İşler biraz... Sıkıntı, iş yok yani. Anladım. Bir de bizim maaşlarımızda emekliyiz. Benim yaşım 61. Evet. Arkadaşımın yaşı 70. Evet. Al, iki tane oğlan oku diyor. Bir o kız çocuğu oku diyor. Durumumuz sakat yani. Bir gidelim, gazetelere yani, verdik. Anladım. Televizyonlara verdik. Bizim hükümet şimdiden milletvekillerimizden bize hiç sahip çıkan yok. Yapma ya. Vallahi sahip çıkan yok. Allah onları ıslah etsin ya. Ya o adamlar da belki duymamışlardır. Söyleseler. Ya niye? O adamlara da söyleseler belki ya duymuştur. Ortada bir sürü vekiliniz var. Ya vekillerimize ulaşamıyoruz ki adamların nasıl? Başı yoğun. Olur adamlar mu? İşleri olur yoğun mu? Abi. İşleri kolay yoğun. Değil ki. Ama ulaşabilirsiniz ya. Niye il başkanlığı var gideceksin söyleyeceksin vardık, abi. Vardık kaç defa vardık. Vallahi vardık abi. Vekilim böyle böyle dedim. Ya dedi bizim de durumumuz böyle dedi. Onu dedi inşallah bir gündeme getirelim dedi. Bir şey de çıkmadı. Vallahi bir şey çıkmadı. Yapma. Toplu para kesiliyor abi 1 milyar 80 milyon lira vallahi billahi benden para kesiliyor. Kırmızıda geçme aman abi. Ama yok geçmem. Ben taksi abi. Kurallara uyarım abi öyle şey yok. Biz de uyarız da. Abi şöyle bir şey şimdi işte geçen bir vekillerle ben de konuşuyorum. Diyorlar ki efendim geçmişten gelme sıkıntı var. Nedir? Şimdi ilk sigorta Türkiye'de başladığı zaman 27 kişi çalışıyordu. Bir kişiye emekli parası ödeniyordu. Son dönemde bu siyasetin veya biraz da işte genel baskıyla dolayı yapılan düzenlemelerden dolayı yani 43 yaşında emekli oldu bu memlekette herkes. Doğru 43 yaşında adam emekli olur da 50 sene emekli maaş olur mu? Yani nerede var bu? Neticede emekli dediğin şey bir yerde bir havuz var. Havuzun birinden alacaksın, birini atacaksın. Yani şimdi biz emekliyiz, aldığımız para belli. Yok, şimdi şöyle. Bunlar şu anda Türkiye'de getirecek yani. Ama şu anda şöyle bir şey düşünün. Şu anda doğru, haklısınız. Size belli bir ciddi manada para vermek lazım. Emeklide ciddi sıkıntı var. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ama şöyle de bir şey var. Varını veren utanmamış. Şimdi gelecek çocukların geleceğini alıp burada yani siyasetçi olarak dağıtmak da çok doğru değil. Doğru da yani bizim şimdi emekli paramızdan yani biz ihtiyacımız olmasa niye çalışalım abi? Doğru. Alırız aslında. Zaten biz bunu doğru. Yaptığımız işin vergisini ödüyoruz. Yani vergi veriyoruz. Maliye veriyoruz. İkinci bir vergi nedir bu yani? Üstadım orada şöyle bir şey diyor. Mantığı şu. He. Şu anda o kadar genç nüfus var ki iş arayan. Evet. Onlar da şöyle abi, diyor. Abi onlar da çalışmaz abi. Hayır onlar şöyle diyor işte. Ya. Yani diyor ki orada en azından böyle bir onlardan bir miktar kesinti yaparak emeklilikleri destekleyerek yani bu sigorta kurumunda orada ciddi bir açık var şu anda. Düşünün yani batıda 65 yaşında adam emekli oluyor. 65 yaşında emekli olmuş adam
En fazla diyelim ki 85 kadar yaşına kadar yaşasa 20 sene emekli maaşı ödüyorsun. Düzenleme evet. Yapsın. Evet, Türkiye'de yapsın. Ama nasıl yapalım üstadım? Nasıl yapalım? Mesela Avrupa standartlarına uyacaklar mı? Hani? Nasıl yapalım? Mesela söylediğiniz gibi Avrupa'da 65 yaştan sonra adam ay, emekli oluyor. Geldi o şu an. Ama şu Türkiye'de 45 yaşında, 50 yaşında emekli oluyor. Niye erken emekli ediyor? Efendim işte bu zamanda yıllarca yapıldı. Olacak iş değil. Yani ben mesela ben de emekliyim biliyor musunuz? Evet. Kaç yaşında emekli oldum? 43 yaşında emekli oldum. Ya 43 yaşında emekli oldum, şu anda 60 yaşındayım. Vallahi. Daha Allah ne kadar ömür verecek Allah bilir. Yani 40 sene daha emekli maaşı alınır mı? Abi bunu başbakanımıza duyuracağız. Duyuralım Allah'ın izniyle. Şurada bizim duyuralım. Mavi Palmiye'de bizim milletvekili var, Kabakçı. O bir taksinin dek geçe göremiyorum adamı ya, özledim. Vallahi bak, adamın kralı da bulamadım. Bir dek geçse vallahi bizi dinliyordu. Taksi duranda duruyor, selamımızı alıyor, konuşuyorduk. Adamı dedi, adam demek ki yoğun dediler abi. Çok yoğun dediler. O adam dedi, vallahi çok yoğun arkadaş, ondan başka o adamı nerede bulacağım dediler. Ya taksinin geçiyor, abi göremiyorum adam yoğun, bir şey diyemem ki kardeşim. Abi o adam nefes alamıyor. Bir de siz diyor kalkacaksınız bunu diyeceksiniz diyor abi de. Yo diyeceğiz. Diyeceğiz. Yani o adam bizi dinler yani. Şimdi gerçek diyor. O adam bizi dinler. Dinlemek yani mecburiyetinden yani. Ne? Tabii, tabii ki ya. O görevi o. Teklim yok. Diyemez yani. O diyemez. Şans yok. Yo, bak Allah için herkes diyor ki abi Kabakçı'dan başkası sizin işi çözmez. Dek gelmiyor abi adam yoğun yani. Belki yatağında yatmıyordur o adam. Şimdi inkar etmeyelim. O adam da günahını almayalım. Allah razı olsun. Belki evinde yatmıyor. Bu memleket için uğraşıyordur yani. Allah razı olsun. Bir, yani durumumuz biz orada taksiranda olduğumuz için akşama kadar hükümeti kuruyoruz. Allah i̇şte razı olsun. İşte şu kadar 550 milletvekiline bir gelse Konya ne biçim olacak diyoruz. Mevlana'ya gelmek üzere. Benim ismim Mustafa Kabakçı. Bir tanışalım sizinle. Yapma ya abi ya. Bu ne ya abi ya. Dur gözün sen. Hakikaten mi? Ya abi. O adam abi şu anda genç. Bak. Benim o adam biraz daha genç ya. Ya vallahi bak o adam biraz daha genç abi. Ne yapayım? Efendim benim ismim Mustafa Kabak. Şu anda meclis taksi diye bir taksidesiniz. Yani çekimiz var Allah, bugün. Abi geç. Yani bu söylediklerinizin tümünü şu anda Sayın Başbakan'a yayın olarak takdim edeceğiz. Ya vallahi bizim durumumuzu biliyor abi. Ya bir yemin ediyorum bak Kabakçı Kabakçı abi önüne geçeceğiz. O köşede taksi durağında durup abi sabah bakıyorum akşam bakıyorum adam. Ben diyoruz adam. Hayır ya, oradan gelip geçiyorum. Oradaki marketten alışverişe gidiyorum. Bisiklet. Adam, hayır bisikletle geliyorum oradan. Allah. Ya, görüyorum. Vallahi abi yani. Biz dedik ki ya vardım yatağında yatmıyorum. Abi 1 milyar maaş alıyorum. Evet. Vallahi bankaya gidiyorum. Bir de üstüne para diyor. Abi bunu kaldıracak ya. Baba it yapacaksa bunu bile kaldıracak abi. Vallahi kaldıramıyoruz. Bir şey yapalım. Yani şöyle bir şey yapalım. Bunu bile kaldıracak. Bunu konuşalım ama demin yani, söylediğimde samimiyim. Hükümet yansıdı da bunu yapmak yani kessinler de oy düşsün diyenler de var yani. Doğru. Heh. Üstadım şuna inanın. Size de musak diyorlar yani. Üstad. Bak Allah'a billahi. Evet. Böyle diyorlar. Sen ağrına da gidiyor yani. Eyvah. Üstadım şöyle bir şey. Buna inanın. Biz de isteriz ki bütün vatandaşlarımız bir el yağda bir el bağda olsun. Doğru, buna tam olarak ya biz biliyoruz abi. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Demin söylediğime inanın. Şu anda başlangıçta bütün dünyada 4 emekli prim öder, 4 çalışan prim öder, 1 emekliye maaş öder. Türkiye'de şu anda bu erken emeklilikten dolayı 1.8 kişiye prim ödüyor, 1 kişiye maaş ödüyor. Abi, düşünün şimdi çalışanların büyük çoğunluğu da asgari ücretle çalışan insanlar. Bir de 17 milyon. Ha, nasıl ödeyeceksin? Ha şimdi ne yapacağız? Şimdi yavaş yavaş. Bir de 17 yavaş milyon para geldi ya. Yavaş yavaş ne yapacağız? Yavaş yavaş bu çıta yani eskiden ara bu kadar açık şu anda. Makası gitgide daraltacağız. Emekliliğimizi daha insanca yaşayabileceği bir imkanı sağlayacağız. Abi şu işte bir gayret edeceğiz. Topu para, bize 17 milyon para geldi abi. Ne 17 milyon? Gecikme zamıymıştı. 10 seneden sonra para geldi. Neyle ilgili? Çalıştığımız için bildirimler. Ha çalıştığımızla ilgili. Yani daha geçmişte çalıştıklarınla ilgili toplu bir vatandaşın toplu hepsi şikayetçi vallahi. Anladım. Yemin ediyorum şikayetçi efendim, abi. Bunu baba Sayın Faruk Çelik'le yani bakanımızla bunu görüşelim. Diyelim ki abi, bu konuda böyle bir sıkıntı var. Buna bir çözüm üretelim. Ya üretilsin yani. Yani çözüm şey üretelim. Vekilim, sıkıntı var. Kabakçı'ya geçeceğiz. Kabakçı'nın önüne geçeceğiz diye. Yemin ediyorum bisikleti önüne atalım arabanın dedik biz. Durduralım da şu adam ama dedi ki adam yatağında yatmıyor bu adam gelmiyor. Ya şöyle bir şey ya. Yani gerçekten çok hareketli ama gelmiyor. Ben her gün o marketlerdeyim. Yok abi bir şey göremedi işte, hatta dün mü lafın kulağını çekiştirdik ya bu adam yatağında yatmıyor bu adam bizim ne yani, olacak? Allah var komşular biliyor ciddi manada hareket ediyor. Bir de Konya çok geniş bir coğrafya. Mesela şu anda milletvekilleri olarak
bütün köyleri gezdik istisnasız. Ben Allah mesela Allah Ereğli'nin şu anda Allah Ereğli'nin abi, efendim Akören'in Güney Sınır'ın Çelti'nin köylerini gezdik. Kadınanın köylerini gezdik. Yani geziyoruz, vatandaşlara da merhaba ediyoruz. Ama inşallah sıkıntılar var. Sadece şuna dua edelim. İnşallah. Allah memleketimizin huzurunu bozmasın. İnşallah. Etrafımıza bakıyoruz. Etrafımız neredeyse bir ateş çemberiyle çevrili. Allah bu ateşten memleketimizi korusun. Amin inşallah. Maalesef Mısır'da olanları vallahi görüyorsunuz. Abi bizim sıkıntımız yani bu. Eğer bizimle bir şey diyecekse bizim maaşlarımız kesin, memleketimiz düzenli olsun. Düzenli biz olacak. İstemiyoruz. İnşallah. Yani inşallah. Yemin ediyorum maaşımız kesin, biz 24 saat hükümetimizde çalışalım. Biliyor. Allah size ama razı olsun. Lan Mısır'ı nasıl görüyorsun üstadım? İnşallah düzelecek ya. İnşallah düzelecek. İnşallah abi, düzelir abi ya. Allah'ın dini İslamiyet. Bu Taksim meselesi falan etkiledi mi? Abi etkilemez mi abi ya? Mazlutlara etkiledi. Ciddi sıkıntı verdi. Çok ciddi çok ekonomik sıkıntı var. Verdi. Tahribat yaptı evet, ülkeye. Abi, zararlar, ziyanlar o kadar. Ya demek ekonomik ki zarar oldu ki yanlış çok. Anlamadım. Evet. Bu Türkiye'de değil, dışarıda da aynı şekilde. Türkiye'nin olduğunu yani istemiyorlar yani. Bizim ya, şu durumumuzu istemiyorlar. Ya. Yani biz kabuğumuzu kırdık. 10 senede, 12 senede yani ulaşacağımıza da ulaştık yani. Şükürler şu olsun. Arabalara bir bak Allah rızası için. Ben de şu Konya'nın çocuğuyum. Evet. Şu arabaya bir bak Allah rızası için. Hiçbir dönemde böyle bir şey olmadı. Olmadı. 10 senede. Allah rızası için. Abi bir de faizleri düşürecekler. Şimdi bu 20 yaş arabaları Sayın Başbakanımız demişti. Bunları artık şey yapacağız değişti diye. Daha doğrusu şöyle. Yani yürürlüğe nakliyede bunlar, kamyonda ciddi bir fazlalık evet, vardı. Evet. Onları yani, çektiler şu an. Onlar çektiler Allah'a şükür toplandı. Bu olay bu taksilerde de olsa yine iyi olur abi. Onları çok kamyonlarda iyi. Çektiler şu anda. Ciddi manada evet, aldılar. Abi taksi durağımıza bekleriz yani. Gelin. Durağımıza inşallah abi. Abi senin 4-4'ü bekleriz. Gelin. Yani geçen gün dün lafın kulağını çekişti. Ben geleceğim. Ya bu adam vallahi yatağında yatmıyor. Burada değil dedik ya. Gelin inşallah. Gerçek diyorum anlık yani. Geleyim inşallah. Allah izin versin. Allah izin verirse. Gelin. Yani vekilim. Beraber oturup şey yapalım. Bir gelelim bir dek gel abi. Olur. Tamam olur canım. Onu da yazılı hale getirelim. He bir görüşelim abi. İnşallah görüşelim. Duysa vallahi bizi taksiciyi çok sever yani. Eyvallah. Gerçek diyorum. Eyvallah. Bunu aktaralım Allah izin verirse. İnşallah vallahi iyi. Allah izin verirse bunu aktaralım. Şöyle sağda iki dakika. Sağda indiriyorum üstadım. Size çok teşekkür ediyorum. Abi bekleriz abi. Dua edin Allah iyi etsin inşallah. Allah memleketimizin yardımcısı olsun. Hadi selam aleyküm. Sizi bekle yani abi. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet üstadım. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Nasıldı? Tabii, hayır, bir sıkıntı yok. Yani gayet iyi. Yani Konyalılar Konya'dan memnun. Biz müşterilerimizden memnunuz. Bence güzel bir gün oldu.